Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz peygamberimizin peygamberliğini ispat noktasında 7 mesele vardı. 5. mesele zamanı hal. Yani Resulullah'ın yaşadığı zaman. Yani asr-ı saadetti. Biz bunu anlatmak için evvela 4 nükteyi okumamız lazım dedik. 3 nükteyi okuduk. 4.'de kalacağız. 4.'den devam edeceğiz. Kalmayacağız. Kalmak yok. Yolda kalmak yok. En-nüktetür rabiatü, 4. nükte. Hiye, yani o da şu. Enne tedvira efkaril umum ve irşadaha. Allah Allah. Kamuoyunu evirip çevirmek, idare etmek demek. Ayrıca kamuoyunu irşad etmek. Bihiyelit terhibi ve terhibi vel havfi ve teklifi. Sadece korkutma hileleriyle, tam Mustafa Kemal'in diktatörlerin idaresi ve sadece teşvikle ve sadece korkuyla veya bir şeyler emir vermekle, şu anda dünya böyle yürüyor. Ve bu şekilde kamuoyunu evirip çevirmek, ikna etmek, innemâ yekûnü te'sîruhâ cüz'iyen, sathiyen, muvakkaten. Bunun etkileri hem cüz'i olur, hem sathi olur, hem de geçici olur. Yesuddu tarikal muhakemetil akliyeti fi zamanın. Bir süre akli muhakeme yolunu kapatabilir. Tam öyle düşünemez olmuşlar artık. Amma men nefeze fi amakil kulubi bi irşadi. Yaptığı irşatla kalplerin derinliklerine kadar inen bir zat ki Resulullah. Ve heyyece dekaikal hissiyyati. İnsana ait bütün duyguların inceliklerini heyecana getiren bir zat. Ve keşefe ekmamel istiadadati. Bütün kabiliyetlerin düğümlerini çözmeye muvaffak olan bir zat. Ve eykadal ahlaka. Ahlak duygularını uyandıran bir zat. Ve azharal hasailel mesturete. İnsanın içinde gizlenmiş olan güzel hasletleri ortaya koyan bir zat. وَجَعَلَ جَوْهَرَ اِنْسَانِيَّتِهِمْ فَوَّارًا İnsanlık mücevherini harekete geçirten bir zat. Yani fevvaren demek yanmaya başlamak. Fakat fare diyorlar ya, fevr. Yani heyecanlandıran, yakan. Yani hani bir şey var ya, demiri ateşe atıp ateşlendiren. وَاَبْرَزَ قِيمَةَ نَاتِقِيَّتِهِمْ İnsanın hem düşünme hem de konuşma kabiliyeti, kıymetini ortaya koyan bir zat. Fe innemâ huve. Böyle bir zat ancak ve ancak olabilir. Muktebisun min şuail hakikati. Hakikat ışıltılarından iktibasta bulunan zat olabilir. Yani vahiden. Ve minel havarikilil adeti. Ve olağanüstü hallerden iktibasta bulunmuştur. Bu iktibasta bulunurken tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hami gideceğim, o ateşten alacağım hadisesi var ya, ona da işaret var yani. Biliyorsunuz değil mi? Taha suresinde. Şimdi beynema tera, bakarsın ki şahsen bir şahıs fi kasaveti kalbihi, anlatabildim mi? Yani kalbinin katılığı sebebiyle yakburu bintehu hayyeten, kızını diri diri gömüyor. Böyle adamlar görürsün. Ve la yeteellemi, üzülmüyor. وَلَا يَتَأَسَّرُ Asla etkilenmiyor da. Böyle bir şahıs birdenbire bakarsın ki اِسْتَرَاهُ بَعْدَ يَوْمٍ وَقَدْ اَسْلَمَ Müslüman olduktan bir gün sonra bakarsın ki aynı adam, Hazreti Ömer yani, يَتَرَحَّمُ عَلَى نَحْمِ النَّمْلِ Karınca gibi şeylere bile merhamet ediyor. وَيَتَأَلَّمُ Üzülüyor. بِأَلَمِ hayvanın, bir hayvanın acısına bile üzülüyor. Febillahi aleyke. O zaman Allah'a yemin ederim ki sana şarttır. En ne bu? En tabiku hadal inqilabul hissiyyu ala kanun. Bu duygusal değişiklik herhangi bir kanunla açıklanabilir mi? Ancak Allah'ın kanunudur bu. Hazreti Ömer işte. 8 yaşındaki kızını gömüyor. Merhamete bile gelmiyor ama onun için Bediüzzaman Hazretleri İslamiyet nedir demişler? İslam'dan evvel İslam medeniyeti nedir demişler? İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer demiş. Müthiş bir kelime, biliyor musun bu? Bitti.
İslam medeniyeti budur. Şimdi dört nükteyi okuduk. Peygamberimizin asr-ı saadetine dair. Neticeye geliyoruz. Feyza arafta hadin nükete. Bu dört nükteyi öğrendikten sonra teemmel fi noktatin uhra vehiye. Başka bir noktayı da iyi düşün. O da şu. Enne tarihel alemiş yeşe. Yani şu dünya tarihi şahittir ki enne dahiyel ferib. Eşi benzeri bulunmayan biricik dahi bile hangisini düşünürsen düşün. Eflatun de, Aristo de. İnnemâ huvellezî ancak şu demektir. Dahi bir, yani eşi benzeri olmayan bir dahi. İktedera, gücü yeter. Alâ in'âşi istedâdil umumiyyin. Genel bir kabiliyeti uyarmaya gücü yeter. Anladın değil mi? Bütün kabiliyetleri değil. Genel manada. Genel bir uyanıklığa sebep olabilir. Olmuş Aristo'da, Eflatun'da, İbn Sina'da. Ve ikazi hasletin umumiyetin. Bütün insanlığa ait olan genel bir huyu uyandırmaya, hasleti uyandırmaya sebep olabilir. Ve tesebbübi linkişafi hissin umumiyin. Genel bir duygunun açılmasına sebep olabilir. İş çünkü mellem yuqit hakeza hissen naimen. Çünkü böyle bir uyuyan duyguyu uyandırmayan adam yekunu sa'yuhu heba'en muvakkaten. Onun çalışmaları değil mi? Geçici olur ve boşa gider. Heba'en dediği boşa, muvakkaten. Velev kâne celîlen fî nefsî. Kendi zatında çok kıymetli olsa da. Öyle değil mi? Çok kıymetli olsa da. Celîlen kıymetli. Celîl, büyük. Ha, büyük. Ve eydan yine ikinci bir hakikat. Yani alem tarihi, dünya tarihi şahitti. İnnet tarihe yurina. Tarih bize gösteriyor ki enne a'zaman nasi, insanların en büyüğü huvel muvaffaku li iqadi vahidin ev itneyni ev selâsin min hâzihil hissiyatil umumiye. Bütün insanlara ait genel duygulardan, bu duygulardan birini, ikisini veya üçünü uyandırmaya muvaffak olan adamdır. Ama Resulullah bütün duyguları uyandırmış. Öyle birini, ikisini, üçünü değil. Kehissil hamiyetil milliyeti. Mesela milli hamiyet duygusu. Bunu Hitler de uyandırmış. Hamiyet demek koruma. Milletini koruma. Hamiyeti milliye. Hamiyeti cahiliye de diyorlar. Ve hissil kuvveti. Kardeşlik duygusunu. Ve hissil muhabbeti. Sevgi duygusunu. Ve hissil hürriyeti. Hürriyet duygusunu. Mesela İttihat Terakkiciler burada başarılı olmuş. Ama sonunda batırmışlar. İlahir. O zaman efela yekunu izen, o zaman olmaz mı ikadu ulufin min el hissiyatil mesturetil aliye, insana ait yüce ama gizli kalmış duygulardan binlercesini uyandırmak ve caluha fevvareten, onları böyle ne derler ona, alevlenmiş hale kılmak, fare ve fare tennur var, anladın değil mi? Tennur dedi. Şey diyorlar ya hani lamba gibi. Olan ne lambası ya, şey var ya. Hani böyle kebap yapılıyor ya, ona tenur de diyorlar. Yani ateş böyle şey yapıyor yani, birdenbire fışkırıyor. Fi kavmin bedeviyine, bedevi bir millet içinde. Anlatabildim mi? Yüce ve insan fıtratında saklı olan binlerce duygular uyandırmak ve bunları bedevi olan bir millette, anlatabildim mi? Böyle şey yapıp, kaynatıp, açmak. Münteşirine ve ceziretil arabi, tilke sahra-i vasiya, geniş bir sahra olan Arap yarımadasında dağılmış bulunan bu millet içinde uyandırmak ve coşturmak. Minel havariki, nasıl harikalardan, olağanüstü şeylerden olmasın? Naam, evet, evet. Yani bela demek lazım. Harikadır. Huve min diyâ-i şemsil hakikati. Hakikat güneşi olan vahyin ışığındandır bu. Başka bir şey değildir. Fe ya hâza, ey filan adam, yahu. Biz Türkçe'de diyoruz ya, yahu. Men lem yudhil fi aklihi hâzi noktata. Bu noktayı aklına sokmayan adamı nüdhilü ceziretel araba fi aynihi.
Arap Yarımadası'nı onun gözüne sokmak istiyoruz. Buyursun. Güya Amerika 1940'lı yıllarda 10 sene içkiyi yasaklamış ama o 10 sene içinde ikiye çıkmış. Arap Yarımadası'nı sokuyoruz biz ama o tarihte, Resulullah'ın zamanında. فَهَذِهِ جَزِيرَةُ İşte Arap Yarımadası. بَعْدَ سَلَسَةَ عَشْرَ عَشْرًا 13 asırdan sonra. وَبَعْدَ تَرَقِّ الْبَشَرْ Hatta insanlığın bir de ilerlemesine rağmen hala şu anda sokuyoruz. Fi medaricit temedduni yani medenileşme merdivenlerinde insanoğlunun bütün ilerlemelerinden sonra 13 asır sonra sokuyoruz. İşte buyurun Arap Yarımadası'na. Fentahib eyyuhel muanidu ey Resulullah'ın peygamberliğini kabul etmekte inat eden adam seç. Min ekmelil felasifeti mi'eten 100 tane en mükemmel filozofu seç. Felyes'avniye tesitti seneten 100 sene çalışsınlar bunlar. Mi'ete senetin mi seneten mi? Mi'e temyiz olarak mıydı? Senetin diye hatırlıyorum. Bak rakamları bile unutmuşuz ha. 100 sene çalışsınlar. Fe infa'alu cüz'en min mi'eti cüz'i mimma fa'alehu Muhammedunul Arabiyyu aleyhissalatu vesselam bin nisbeti ila zamanihi. Onun zamanına nispetle Hazreti Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın yaptığı hizmetlerden 100 parçasından bir parçasını 100 senede 100 filozof yaparsa yapacaklar mı bakalım? Yapsınlar. Fe illem tef'al yapamazlarsa ve len tef'ale zaten yapamayacaklar da o zaman fetteki akibetel inadi. Böyle bir inadın sonucunda varacağım tehlikeden sakın. Naam, evet. Hâzihil hâle. Bu durum harikatun lilâde. Olağanüstüdür. Ve inhiye. Bu olamaz. İllâ mucizetun min mucizâti aleyhissalâtu vesselâm. Hazreti Resulullah'ın mucizelerinden biridir. Başkası olamaz. Ve alem eydan. Yine bununla beraber şunu da bil ki. Enne men eradet tevfîka. Bu dünyada muvaffakiyet isteyen adam yelzemu aleyhi ona gerekir en yekune lehu musafatun ma'a adatillahi Allah'ın kainatta koyduğu adet ve kanunlara uygun yürümesi gerekir. Hani dedik ya Şener abi erken büyüsün diye oğluna kebap döner kebap yedirenin oğlu kafası döner ölür. Çünkü Allah'ın adetlerine uygun değil. Aynen öyle de bir kimse kainatta muvaffakiyet istiyorsa dünyada o zaman Allah'ın adetlerine uygun olacak. Sünnetullah mı oluyor hocam? Tabii sünnetullah. Ayrıca ve muarafetun ma'a kavaninil fitrati yaratılış kanunlarını tanıyacak. Anlaşıldı değil mi? Şimdi ben mandalin diktim kurudu. Niye? Antalya mandaliniymiş İstanbul'daki eve. Ama bizim rahmetli Şaban Bey Rize'den mandalin getirdi. Şimdi mandalin yiyoruz. Ya. Ve münasebetün ma'a revabitil heyetil içtimaiye. Bu da önemli. Sadece fıtrat kanunları değil. Sosyal hayatın oluş şekline ait rabıtaları da bilecek. Babalık, analık, büyüklük, küçüklük. Beraber olma, birlikte yapma, yardımlaşma, bütün bunlar heyet-i içtimaiyenin bağları. Ve illa yoksa ecebetul fitratu bi ademil muvaffakiyeti cevabe iskatin. Yani o zaman fıtrat, yani yaratılış, başarısızlık cevabını verecek. Tam bir susturma cevabı olarak. Diyecek ki sen başarılı olamazsın. Ve eydan yine bir başka hakikat daha. Men teharrake bi meslekin fil heyyetil içtimai. Sosyal hayatın içerisinde kim ki bir mesleğe girse. Farz edelim odunculuk edecek, fırıncılık edecek. Yezemuhu gerekir ona. Ella yuhalife hareketel celeyanil umumi. Genel manada o işin yürüyüşüne ve hareketine aykırı davranmayacak. Bir şey söyleyeyim de. Türkiye'de maalesef tamamı değil ama rüşvet genel cereyan olmuş. Bizim rahmetli Şaban Bey yani Beykoz'da bir fırına ortak oldu.
Ortak oldu ama ruhsatı yok. Tam ruhsat verilecek. Geldi dedi ki, hocam dedi ben, tabii bu doğru değil ha böyle bir şey. Ben haklıydım orada. Buna umumi cereyan denmez buna. Bu çünkü haram cereyan. Dedi hocam 20 bin lira istiyorlar. Yoksa ruhsat vermeyecekler. Kaç fırın var? 21 veya 19 fırın var dedi. Dedim kardeşim benim il müdürü tanıdığım, çok tanıdığım var. Kaymakam tanıdığım, bilmem kim tanıdığım. Adam gibi kendimi adam zannediyorum. Ben hallederim, vermeyin rüşvet, haramdır dedim. Vermediler. O 18 tane veya 20 tane fırın hepsi rüşveti verdi ve ruhsatı aldı. Biz muvaffak olamadık. Tayyip Bey döneminde. Bu rüşvet öyle bir veba ki koronadan daha tehlikeli. Yani bu iktidar mı iktidar fark etmiyor fazla. Bu bizzat yaşadığım bir olay. Gittim profesördü o şey müdür. Ah hocam ah dedi. İsmi de malum birisi. Çok kıymetli bir arkadaştı yani onun rüşvet alması mümkün değil. Ama almışlar. Belediye halletmiş. Belediye başkanı da müsbet bir arkadaş sayılırdı. O zaman hatırlamıyorum. Ama ben yanlış girdim buraya. Yani bu umumi cereyana aykırı hareket etmezsen. Bunun için girdim. Maalesef rüşvet umumi cereyan olmuş şimdi. Ama ona girmek yasak tabii. Burada kastedilen kainattaki umumi cereyan. Aklıma geldi de tersinden bir misal verdim. Yani bir mesleğe giren adam o mesleğin gereği olan umumi cereyana aykırı hareket ederse, tamam mı? Muhalefet etmemesi lazım. Ve illa muhalefet ederse tayyarahu zelike dolap an zahrihi. O dolap sırtından atar onu, uçurur. Yani o meslekte kalamaz. Feyaskutu fi yedi, eline düşer. Fe izen o zaman men saadehu tevfiku fi zelikel cereyan ke Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Hazreti Muhammed gibi umumi cereyanda hangi işte olursa olsun tevfik-i ilahinin kendisine yardım ettiği bir zat yesbütü sabit olur ki ennehu mütemessikün bil hak. Hakka yapışmış demektir. Şimdi bu meseleleri anlattı. Yani meseleler çoğa çıktı. Nükteler yani. Kaç tane nükte daha aradı. Feyza tefehemte eğer anladıysan hada bütün bu hakikatleri teemmel o zaman iyi düşün fi haka iki şeriatı şeriatın ifade ettiği hakikatleri düşün ma tilkel musadamatil azime ki şeriatın hakikatlerini düşünürken çok büyük çarpışmaların olduğunu da unutma biliyorsun yani neler olmuş insanlıkta vel inkılabatil acibe şaşılacak derecede değişikliklere rağmen değil mi çarpışmalar içinde hakikatin şeriatlerini düşün. Ve fi hadi'l asar'il medide 1300 seneyi geçen 1400 seneyi bulan bu uzun asırlar içinde düşün şeriatın hakikatlerini. Teraha göreceksin ki o şeriatın hakikatleri kat hafazat korumuştur. Ala muazeneti kavaninil fitrati yaratılış kanunlarının dengesini korumuş. Ve ravabıtil ictimaiyat ve toplum hayatındaki sosyal kaideyle bağların dengesini korumuş. Ellati bi dikkatiha öyle ki ince bir şekilde latet öyle içtimai bağlar ki inceliği sebebiyle yani hassas ve ince alakalar bağlar la tetera alil ukul akıllara her zaman görünmez o incelikler. Ama şeriat bilir. Neden erkek evlada iki pay da kıza bir pay? Bu inceliği akıl görünmez. Ma kemalil münasebeti vel musafati maha. Fıtratın kanunlarıyla tam uyum ve münasebet içinde. Böyle ne yapacaksın? Devam etmiş, korumuş. Feküllemem teddez zamanu. Zaman uzadıkça tazaherel ittisalu beyneha. Şeriatın kanunlarıyla fıtratın arasındaki bitişiklik, birlik ve beraberlik ortaya çıkıyor. وَيَتَظَارُ مِنْ هَذ۪ي الْحَالَةِ Bu durumdan anlaşılıyor ki اَنَّ الْاِسْلَامِيَّةَ İslamiyet هِيَ الدِّينُ الْفُطْرِيُّ لِنَوْعِ الْبَشَرِ وَاَنَّهَا حَقٌ İnsanoğlu için yaratılış dini İslam'dır ve haktır İslamiyet. لِهَذَا bu sebeple
la yenkat'u, İslamiyet kesilmez. Ve in rakka, bu günlerde görüldüğü gibi incelse de, Suudi Arabistan'da incelmiş, Türkiye'de de kısmen incelmiş. İslamiyet kesilmez, incelse de kesilmez, kopmaz. Ela tera, görmez misin? Enne tiryaka şafi lissumumil katileti fil heyetil içtimaiye. Allah Allah, görmez misin? Sosyal hayatın içinde öldürücü zehir hükmü, öldürücü olan zehirlere şifa veren tiryak. Mesela innemâ huve emsâlu, şunun gibi. Neymiş o tiryak? Öldürücü zehirlere. Hürmeti riba, faizin haramlığı ve vücubi zekati, zekatın farzliyeti. Elleteyni, bu iki mesele ki huma meseletani fi ulufi mesaili tilke şeria. Bu şeriatın meseleler, binlerce meselelerinden iki tanesidir. Örnek işte diyor. Fe izâ arafte, öğrendiğinde hâzî nüketel erba'a, bu dört nükteyi, ama ma hâzî nukatis selâfi, sonradan zikrettiğimiz üç noktayla beraber. İ'lem, bilesin ki enne Muhammedenil Haşimiyye aleyhissalatu vesselam, Beni Haşim'den olan Hazreti Muhammed, ma ennehu ummiyyun lem yakra ve lem yektub, okuma yazma bilmeyen bir ümmi olmasına rağmen, وَمَا عَدَمِ قُوَّتِ الظَّاهِرِيَّ وَعَدَمِ حَاكِمِيَّتِ لَهُ, kendisinin hakimiyeti olmamasına, sırtını destekleyecek bir kuvveti bulunmamasına rağmen, bir kabilesi, bir devleti, evli selefi veya geçmişine ait de bir hakimiyet yok, dedeleri falan. وَعَدَمِ مَيْلِ تَحَكُّمٍ وَسَلْطَنَةٍ, saltanat kurayım, hakim olayım şeklindeki bir arzusu olmamasına rağmen. قَدْ تَشَبَّسَ بِقَلْبِهِ بِوِسُوقٍ وَطْمِئِنَانٍ, kalbiyle ona güvenerek ve mutmain olarak teşebbüs etmiş. فِي مَوْكِعٍ, öyle bir makamda ki فِي غَيَةِ الْخَطَرِ, çok tehlikeli bir makamda. Niye? Amcası bile düşman. وَفِي مَقَامٍ مِهِمٍ, önemli bir makamda. Ben peygamberim diyor. Allah Allah. Neye teşebbüs etmiş? Bi emrin azimin, büyük bir işe. Kırın şu putları, tapın sadece Allah'a demiş. Bu büyük iş değil mi? Bırakın o kötü ahlakı, gelin şu güzel ahlaka demiş. Teşebbüs etmiş. Fegalebe alel efkari. Ve fikirlerde galip gelmiş. Fikirlere galebe etmiş. Ve tehabbebe ilel ervahi. Ruhlara sevimli olmuş. Ve tasallate alet tabai'i. İnsanların fıtratına ve tabiatlarına kadar hakim olmuş. وَكَلَعَ مِنْ عَمَالِ قُلُوا عَمَاقِ قُلُوبِهِمْ الْعَادَاتِ وَالْأَخْلَاقَ الْوَحْشِيَّ الْمَأْلُوفَ الْرَاسِخَ الْمُسْتَمِرَّ الْكَثِيرَ, çok sayıda, yıllarca devam eden, iyice yerleşmiş, alışmış oldukları vahşi ahlak ve adetleri onların kalplerinin derinliklerinden, kökünden söküp atmış. Sümme garese veya garise, yanlış hatırlıyorsam, dikmiş sonra onun yerine, fi mevdi'iha, bu vahşi ahlak yerine, fi gayetil ihkami bel kuvve, tam bir sağlam ve kuvvetle dikmiş, ke enneha ihtalatat bilahmihim ve demihim, kanlarına ve etlerine karışacak kadar dikmiş. Neyi dikmiş? Ahlaken aliyeten, yüce ahlak ağaçlarını dikmiş. Ve adatin haseneten, ve güzel adetleri dikmiş. Ve kad beddele kasavete kulubi kavmin hamidine fi zevayel vahşat, vahşeti, vahşetin karanlıklarında donup kalmış. Hamidin o demek. Bir milletin kalplerindeki kasaveti, katılığı değiştirmiş. Neye? Neyle değiştirmiş? Bi hissiyatin rakika, çok ince duygulara. Ve afhara cevhere insaniyeti, İnsanlık mücevherlerini ortaya koymuş. İşte Hazreti Ömer değil mi? Sümme ahracehum min zaviyetil vahşeti. Sonra vahşet karanlıklarından, derelerinden onları çıkarmış. Varak kabihim, onları yükseltmiş. İle evcil medeniyeti, medeniyet burcuna çıkarmış. Vasayyarahum, bu vahşi ahlak sahiplerini yapmış. Muallimi alemihim, bütün dünyanın üstadları yapmış. وَأَسَّسَ لَهُمْ دَوْلَةً,
öyle bir devlet kurmuş ki onlara, İptelati duvele, dünya devletlerini yutan bir devlet kurmuş. Ki asa Musa. Musa Aleyhisselam'ın asasının, değil mi, Firavun'un ejderhalarını yuttuğu gibi büyük devletleri yutan bir devlet kurmuş. Felemma zahara, bu devlet ortaya çıktığında, sarat keşşöletil cevvaleti, tıpkı devamlı hareket eden bir kıvılcım gibi, ve nurin nevvari, çevreyi aydınlatan bir nur gibi olmuş. Ne yapmış bu devlet? Bu nur, bu ışık, fe ehrekat revabite zulmü vel fesadi, bozgunculuk ve zulmün bağlarını yakmış. Ve ceale serira tilke devleti def'iyeti, aniden ortaya çıkan bu devletin köşkünü fi zamanin kalilin, kısa bir zaman içinde yükseltmiş. Eşşerka vel galbe, bütün şark ve garba dikmiş. Efela tedullu hadihil haletu ala, bu durum göstermez mi ey muhatap şunu, enne meslekehu hakikatun, bu peygamberin gittiği yol hakikattır. Ve ennehu sadikun fi dehvah, bu zat, bu peygamber bütün davasında sadıktır, doğrudur. Amenna ve saddakna. Cezakumullahu hayran kethira. Ve allemen Allahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Maşallah ya. Maşallah kardeş, maşallah demiş. Müthiş meseleler değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.